Merhaba arkadaşlar. Bu akşam sizlere çok değerli sinema ve tiyatro oyuncumuz Sayın Burhan Ökmen Beyefendi için yazmış olduğum toplu mail gönderme programı ile ilgili bir çalışmayı sizinle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Burhan Bey'in bu konuda bir talepleri oldu. Toplu mail göndermek istediklerini ben de program yazıp gönderdim. Hepiniz Burhan Bey'i tanıyorsunuzdur arkadaşlar. Kişisel sitesi arkadaşlar. Umarım gönderdiğim programı beğenmişlerdir. Buradan kendilerine saygılarımızı, sevgilerimizi de ilettikten sonra arkadaşlar programın tanıtımına geçelim. İstedikleri şey şuydu, bir etkinlik programı. Ben kendim yazdım bunları, öylesine bir etkinlik programı hazırladım arkadaşlar. Bir de afiş, o etkinlikle ilgili bir görsel gönderildiğini. Burada toplu mail programını açıyorum. Burada bir mail listesi hazırladım arkadaşlar. Örnek bir mail listesi. Mail programı açılınca bunlar zaten siliniyor otomatikman. Silmeyebiliriz de yani, sorun değil. Burada artık kimlere mail gönderilecekse bunlar yazılır. Ondan sonra toplu mail gönder ekranına gelinir arkadaşlar. Burada işte ne diyelim? Merhabalar. Etkinlik programımız ektedir. Sağlıklı günler. Sağlıklı günler dileriz dedik. Aşağıda mail eki, etkinlik seç diyorum ve masa üstündeki şu etkinlik programını seçtim. Excel dosyasını, bir de afiş seçe gelerek şu afişi seçiyorum. Bundan sonra arkadaşlar mail gönder butonuna tıklıyorum. Aşağıda gördüğünüz gibi gönderiliyor. Şu anda bir tane mail gönderildi. İki tane, üç. Bu şekilde mailler gidiyor. Tabii biraz zaman alması gerekiyordu. Biraz bekletmek zorunda kaldım. Neden? Çünkü bu eklerin eklenmesi, gönderilmesi, arkasına tekrar bunların gönderilmesi için süreyi artırmak gerekiyor. Süre ne kadar artarsa eklerinizin sorunsuz bir şekilde hedefine ulaştığından emin olabiliyorsunuz. Süreyi azaltabilirim de. Sonuçta yine mailler gider ama arada kayıplar olma söz konusu olabilir. Burada baktığımız zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi selamlar, etkinlik takvimimiz ektedir. Bir ek ve afişi. Burada arkadaşlar şu anda bakın yavaş yavaş sayı artıyor. 5 oldu şu anda. Tabii aynı maile gitmesi bir de biraz zaman alabiliyor. Şu anda 5 mail gelmiş gözüküyor. Burada da devam ediyor hala gönderme işlemi. Evet, mail sayısı 7'ye çıktı gördüğünüz gibi. Bu şekilde topluca mailler gönderiliyor. 10 oldu arkadaşlar. Mail sayısı 10'a çıktı. Bu şekilde gider. En son gönderme işlemi tamamlandı. Ve bu şekilde arkadaşlar programımız böyle. Bu tanıtımı yaptıktan sonra size kodları göstereyim isterseniz hemen arkadaşlar. Öncelikle şöyle bir user form hazırladım. User form'a bir combo box ay, combo box yıl, bir de etkinlik takvimi diye bir text aldım buraya. Şurada yine bir text box, buraya bir list box, yine text, ondan sonra butonlar. Şimdi mail gönderin içine girdiğim zaman şöyle baştan geleyim isterseniz. Kodları, şu o kadar kod var arkadaşlar içerisinde. Öncelikle program ilk açıldığı zaman, aktifleştiği zaman ay yıl aktar diye bir prosedür. Bir de mail listesindeki C2'den C işte 1000'e kadar temizle. Mail listesi dediğimiz hangisi? Şuradaki, şurayı temizle demek temizliyor arkadaşlar ilk açılışta. Sonra ay yıl aktar diye bir prosedürümüz var. Hemen ay yıl aktara gelelim. Bakın şurada combo box ayı temizle, yıl temizle. Ondan sonra ayın içerisine Ocak, Şubat, Mart, Nisan bu ayları gönder. Sonra yılları combo box yıla gönder dedik. Sonra combo box list index month date eksi bir, yani ay kaç ise list, biliyorsunuz list index sıfırdan başladığı için indeksin bir eksiği. Yani ay örneğin bir, şu anda Ocak 1 olduğu için
Lis indeks de sıfırdan başladığı için birden bir çıktı sıfır. Dolayısıyla ilk başa Ocak gelmiş oluyor. Yine yılda year date dedim. Yani şu combo box şuraya yılı getiriyor. Buraya da normal şuradan yazmışım zaten etkinlik takvimi gördüğünüz gibi. Yine bunu bir text box olarak TX'te açıklama diye yazdım. Multiline'i true yaptım şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar. Nerede? Şurada multiline true yani birden fazla satır girilebilsin. Bir de scroll barı da vertical yaptım. Yani burada yazı dolduğu zaman aşağı doğru bir kaydırma çubuğu oluşur. Yine bir list box'ımız LST mail diye list box. Evet, şimdi activate olayına yazdıklarımızı anladım. Bir de listele diye bir prosedür var. Listele de şurada gördüğünüz gibi. Yine VS bir worksheet tanımlamışız. Worksheet'imiz mail listesidir. Burada X ile mail listesindeki maillerin sayısını öğrendim. Yani şuradaki sayıyı öğreniyoruz arkadaşlar. Ondan sonra mail listesinin 3 sütundan oluştuğunu, sütun genişliklerinin 120, 260, 50 olduğunu, eğer x 1 ise yani tek hiçbir mail yoksa arkadaşlar şurası sildiğin zaman ne olur? 1 olur x. Yani satır uzunluğu 1 olur. Eğer 1 ise sadece A2'den C2'yi al. Eğer değilse zaten mail listesi A2'den C'nin X'ine kadar row search'ünü belirleyerek tüm mailleri bu listeye çağırdık arkadaşlar. Şuradaki listeye tüm mailleri çağırdık. Peki sonra ne yaptık? Activate ile listeleyi anlattık. Şuradakileri anlattım size. Geriye sadece ne kalıyor? Şurada etkinlik seç olayı. Yine burada dim hata oluşursa label hataya git. Dim hata as label. Dosya yolu as string. Application file dialog. İşte şu open show diyerek. Sonra dosyayı multi select birden fazla dosya seçilmesini burada engelledim arkadaşlar. False yaptım. Yine bir hata çıkarsa buraya git dedik. Lütfen dosya seçiniz. Application file dialog işte birinci dosyayı seç ve TX'te yola şu dosya şunu ekle arkadaşlar. Seçilen dosyanın yolunu TX'te yola ekle. Yani şunun adı TX'te yoldur. Dolayısıyla burada seçtiğimi buraya yazıyor. Afişte de yine aynı şekilde bu sefer TX'te yol 2'yi dosya yolundan alıyor. Bunu da gösterdikten sonra sıra geliyor mail gönderde eğer TX'te konu boş ise lütfen konuyu belirtiniz dedik. Konu dediğimizde arkadaşlar şurası TX'te konu. Arkasından eğer count 0 ise mail gönderilecek kimse bulunamadı deyip çıksın. Yani şurası da hiçbir mail yoksa gitsin, çıksın yani devam etmesin. Aşağıda da label 2 göster label 2 ve label mail true yap dedim. Onlar da şunlardır. Şurada bir gönderiliyor diye bir yazı var. Bir de aşağıda bir label mail diye bir label var arkadaşlar şurada. Bunları görünür hale getir. Görünür hale getir dedik. Ondan sonra değişkenlerimiz dim, x as integer, y integer. Bunlar değişkenler. Şimdi bunlara bakın m mail demektir. K konu demektir. A açıklama demektir. X de mail sayısı demektir arkadaşlar. Şuradaki list count yani burada kaç tane satır varsa onların sayısı. Dolayısıyla gönderilecek mail sayısıdır bu x'te. Bir döngü yapmışım burada. 2'den x artı 1'e kadar yani list count'un sonuna kadar bir fazlasına kadar. Ondan sonra outlook, as outlook application bir önceki derste bunların hepsini anlatmıştım zaten arkadaşlar bir ara bir derste. Mail gönderme dersinde. Burada mail listesindeki B'nin Y'sinden al. Mail listesinin B'nin yani Y'sinden artık Y1'dir. Şey, Y önce 2'dir, Y3'tür, Y4'tür, Y5'tir, Y6'dır. Böyle sırayla buradan alıyor maili. Konu ise combo box ayın değeri, boşluk, yılın değeri ve konu. Yani konumuz ne oluyor? İşte burada eğer Ocak varsa Ocak 2021 etkinlik takvimi. Burada Şubat varsa Şubat 2021 etkinlik takvimi. Veya burada 22 ise Şubat 2022 etkinlik takvimi diye konumuz buradan geliyor arkadaşlar.
adı açıklama.txt. Şimdi gelelim mail to me diyoruz. Mail subject yani konu K, body açıklama, attachment arkadaşlar ekle, yolu ekle, bir de yol 2'yi ekle dedik atı yani ek olarak. Sonra mailin caption'ına me'yi yaz. Lebele mailin caption'ına me'yi yaz. Yani şuraya. Şuraya hangi maile gönderiliyorsa onu yaz dedik. Sonra do events mail.send dedik burada. Ondan sonra mail listesindeki C'nin Y'sine X işareti koy. Mail listele şu tüm yine bunları çünkü sonuçta şu şekilde listeliyor ilk başta. Buraya bir X işareti koyduğu zaman bir daha listeleyince burası X işaretlenmiş oluyor. Bir daha listelenince X listelenmiş oluyor. Burada topluca yani gönderilen mailin önüne X işareti koyup listeliyor arkadaşlar. Son olarak bir de LST mail yani şuradaki LST maildir. LST mailin list indeksini de Y'den alıyoruz. Y 1, 2, 3 de devam ederken o satır işaretleniyor mavi satır. En sonda label 2 ile label maili yani şuradaki iki tanesini gizliyoruz arkadaşlar en sonda. Ve mail şey gönderme işlemi tamamlandı diye. Bakın şuradan bütün maillerimiz geldi. Bunların hepsini siliyorum tekrar. Evet şöyle bakın programı açıyorum. Gördüğünüz gibi şu anda durum boş. Yani şurayı hepsini silmiş gördüğünüz gibi. X'li olsa dahi. Konumuzu yazıyoruz. İşte test diyorum. Ve burada etkinlik programını seçiyorum. İstersem afiş seçmeyebilirim. Mail göndere basıyorum. Ve şu anda gönderiliyor gördüğünüz gibi. Bakın şöyle mavi satır da işaretliyor. List index Y'ye eşitlediğim için her seferinde Y'ye eşitliyor. Şimdi mailler geldi gördüğünüz gibi bu sefer şey gelmedi arkadaşlar afiş gelmedi sadece etkinlik seçtiğim için etkinliği gönderdi. Yavaş yavaş mailler geliyor. Arkadaşlar bu dersimiz de bu kadar. Bu tür derslerin devamı için abone olmayı unutmayınız. Geçen derste de sizde bu tür şeyleri hatırlatmayı sevmediğimi de söylemiştim ama mecbur kalıyoruz. Çünkü abone sayısı artmıyor bir türlü. Bu da sanki derslere ilginin az olduğunu gösteriyor. Bu da bizim motivasyonumuzu da olumsuz etkiliyor. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize başarılar diliyorum. Görüşmek dileğiyle.